Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Age of History 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız, Kastilya İmparatorluğu serimizin bir önceki bölümünde Afrika'ya açılmıştık, İtalya'ya açılmıştık, hatta adaları almıştık. Tamamen bir koloni imparatorluğu olma, hatta o unvanı alma yolunda ilerliyorduk. Hatta aldık da bence de. Aa, tam değil abi, ben şu anda her kıtadan toprak istiyorum abi bak. Buradan istiyorum, yani kıta değil de işte Baltıklardan istiyorum. İngiltere'den istiyorum, İrlanda vesaire. Amerika, Güney Amerika, Afrika'nın bu kısımları, Arabistan'ın bilmiyorum. Ya da Arabistan'a da alırız, şuraları, şu kısımlarını alırız. Hindistan kesinlikle. Hindistan'da iyi nüfus var, oradan bize sağlam gelir. Endonezya kesinlikle. Buradan Tayland vesaire akarız. Japonya. Yani ben açıkçası her yerden istiyorum. İngiltere bizi diz çökecek abi. O dönemleri göreceğiz. Yani bakalım görebilecek miyiz? Orası da belli değil daha. Tabii de göreceğiz yani onun güvenlisi. Evet. Papalık hemen bir ittifak diyecektim. Neden kuramadık bilmiyorum. Tamamız evet savaştayız diye. Norveç. Evet hemen ordumuzu Norveç'e doğru bir gönderelim. Böyle şey değil de şöyle kısımlarına çıkarma atarsak buralardan asker basım gerçekleştiremez. Evet bize doğru bir asker gönderilmiş bu arada zaten uyanık. Ordumuz çıkmış mı çıkmış. Ama 1300'lük ordumuz kalmış abi. Yani bu ordu maalesef hiçbir şey yapamayacak. Ama biz yine de bir şeyler yapmaya çalışalım abi bu kısımlarda. Ordumuzu dağıtaraktan ilerleyelim. Bakalım. O 3000'lik orduyu baba bastı mekana. Evet. Artık barış anlaşması yapmanın zamanı geldi. Orada bizi ordumuz basalım. Eğer kabul etmezlerse geri göndeririz asker. Ya da tamamen savaştan çekiliriz de yani. Hazır bizi savaş ilan etmişlerken. Evet kabul etmişler, güzel. Şimdi orduyu sil. Önce. Burada bir liman inşa et. Burada bir liman inşa et. Bir liman inşa et. Gözetleme kulesi, gözetleme kulesi. Kale. 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 Kulesi çık. Kale. Haneye gerek var mı? Cephanelik ve iki ikmal kampı, güzel. Şimdi artık bizim burada da büyük bir karargahımız oluştu diyebiliriz. Hemen ordularımızı bir Madrid'de bir toplayalım. Bakalım sen de buraya git. 9000. 9000 bize kesinlikle yetmeyecektir. Aslında ben ordularımı neden İspanyollardan seçiyorum? Neden İspanyol halkı ölsün? Faşistlik anlayışı kuralım mı? Artık. Hükümet biçimini faşist yapalım mı? Ama şu anlık erken. Onu size soruyorum. Ülkemiz faşist olsun mu? Olmasın mı? Nasıl siz karar verin? Yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki bölümde ona göre faşist olacağız. Orada bu 17.000'e çıkmış. Gayet güzel. Zaten koloni imparatorluğunun geliri böyle olmalı. Evet abi şu bayrakları bir değiştirelim artık. Ha, bakalım şunun bayrağı değişmiş mi? Evet. Değişmeyen bir bayrak yok gibi. Tamam. Şimdi 120 bin paramız olmuş yine. Ben şuralardan yine bir ordumu basayım da bu ordu hep kalsın burada. Afrika'yı sömürme zamanı geldi. Afrika gerçekten büyük bir sömürme zamanı geldi. Yani madem nüfus istiyorsun, zaman kendi ana karından basmayacaksın kardeşim. Pahaladığın yerlerden basacaksın. Böyle ülkelerden nüfusları toplayacaksın. Hemen soykırım gibi. Buradan ordu basımı gerçekleştireceğim. Soykırımmış gibi abi hadi. Ama kendi anakaramdan kesinlikle ordu basmayacağım. Nasıl ülkelerde basarım? Portekiz bize savaş ilan ederse, Fransa savaş ilan ederse, İngiltere savaş ilan ederse o zaman yaparız. Bu arada biz arkamızı bir güvenceye almayalım mı artık? Bir Portekiz savaşı zamanı gelmedi mi? Portekiz'e bir savaşsak arkamız güvende olacak. Evet gördüğünüz gibi 40 binlik bir ordu karşılayacak şimdi şeyi Portekiz'i. Evet bu 40 binlik ordu şu anda Portekiz'in sınırlarına doğru dizilecek. Aslında 40 bin değil de öyle her toprağa 10 bin diyecek bir şekilde bin değil. 10 binlik ordu gitsin abi. Biliyorum bayağı bir para harcayacağız da abi bol bol paramız var zaten ne yani. Para nereye götüreceğiz parayı yani değil mi? Şeyin cebi yok. Neydi? Kefenin cebi yok. Bu yüzden şöyle hemen buraları sömürmeye başlayalım. Hadi abi sömürü. Sömür abi hadi. Sömürelim. İtalya'yı da sömüreceğiz. Bekleyin. Şu anda sadece Afrika ama zamanı gelince de İtalya'da sömürülecek. Merak etmeyin. Şimdi hemen ordularımızı şurada bir toplayalım. 12.000. Ya belki de her toprağa 10.000 yapmasak mı ya? Çok mu abarttık? Neyse şu orduyu karıştırmayalım bu arada. Bu ordu burada kalsın. 10.000. Şuraya bir 6K ver. Güzel.
Şimdi. Burada bir 4K'lık bir ordu lazım oraya. Şimdi. Veya 4K. Tamam, bu ordu buraya gidebilir. 2000'lik ordu da şuralardan kaç tane daha ordu toplayalım. Evet, paramız kalmamış. Bence yetecektir abi. Buraya da 8K'lık bir ordu gönderirsek. Lan neredeyiz biz ha? Hemen şu orduyu da oraya doğru gönderelim. Evet, şimdi. Başka burada ordumuz kalmamış. Portekiz'in başka bir yerde toprağı var mı? Portekiz'in başka bir yerde toprağı var. Evet. O yüzden şuradan da ordumuzu basalım. Oradan oraya doğru gitsin. Hatta bak, burayı da unutmayalım. Gibraltar'a koyalım ordu. Bir de buraya koyalım. O adam orada ordu topluyordur abi, belli. Başka nerede toplayacak sanki, değil mi? Evet, orada bir 5K'lık ordumuz var. Öncelikle Gibraltar'a saldıralım. Buradan buraya geçiş var mıymış? Varmış da önce bu toprağıymış. Saçma biraz. Hemen ordularımız şöyle ilerlesinler. Hatta nasıl bir şey yapabiliriz? Bu... Dur. Kafam şu an bir durdu. Şöyle yapacağız, evet. Evet, buldum. Hatta nasıl bir şey yapabiliriz? Sen buraya doğru git. Bunun tamam da buraya doğru gitsin. Tamam. Eşit bir şekilde ordularımız ilerlesin. Çok daha agresif ilerlememekte fayda var. Böyle, evet. Her toprağı şu anda aldık, dur. 200'lük bir ordu geliyor. Evet. Hemen önlemlerimizi almalıyız abi. Olamaz. Ne yapacağız? Kaldık böyle. Bakalım nereye çıkar mı atacak. O gelmeden ben adamın başkentini aldım bile. Hatta bir topraktan aldım. Güzel abi, çıkarma atsın oraya. Sen oraya çıkarma atmakla hayal kurarken ben de senin topraklarını alayım. Burayı bir topraktan, evet. Geri aldık zaten orayı. Güzel, güzel. De 93. Başka bir yerde de toprağı var bunun. Nerede var lan başka? Burası da mı var? Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Şuraya doğru git bakayım bir. Yo, burası şey. Hemen buraya bari kolonize edelim. 600'lük orduyu sil. Boşa durmasın. Şurada sil de bunun başka nerede toprağı var ki? Allah Allah. Nerede olabilir? Başka. Daha. Nerede olabilir? Yani bana aslında bütün toprakları veriyorsa ben çıkmak istiyorum bu savaştan artık. Çok da uzatmayalım. Güzel. Topraklarını verdi. Şimdi ordularımızı Madrid'de değil, pardon. Madrid apayrı bir ordu. Bunları aslında denizde bir toplayabiliriz. Granada değil. Direkt denizde toplayalım. Bakalım 40K'lık lan bir dur ya. Allah Allah ya. 40K'lık ordumuzdan bakalım. Kaç K kalmış? 10K'ydı. 40K'yı abartmış mıyız? Bunu satayım. Büyük o. Hiç azalmamış lan ordu. Neyse, ben İtalya'ya doğru yola çıkacağım artık bak. Bizim sınırlarımızı orada dizmiş. Yani güya bize saldıracak. Ben papalığı ittifak alacağım bu arada. Benim ittifak almak istiyorum. Evet, artık İtalya'yı da birazcık sömürelim. Şöyle oralardan ordu bol bol olsun. Abi baksanıza ya, mükemmel ya. El muazzama. Olala hadi. Böyle. Alın basalım. Paramız kalmamış. Oo. Reddetti lan. Bakayım. Bu kim oğlum? Fizan kim? Ya sen cidden Fizan'la müttefik mi oldun? Fizan lan, Fizan Arap ülkesi, Arap bu yani bu. Ya sen ne değişik bir krallıksın abi, gitti ya. Allah belanı versin senin gibi devlet. Allah belasını versin. Neyse bak, ben buradan çok fazla saldırmak istemiyorum. Ne paramız var ne bir şeyimiz var. Oo dur. Benim aklıma direkt savaş gelmiş, daha ben asimile etmedim buraları. İsyan çıkarsa bittik yani, çünkü paramız yok da yani burada aslında şeyimiz var. Askerimiz var. Paramızı birikir abi yani. Sorun ettiğim şeye bak Allah aşkına ya. Ben savaşırken kolonize bile yaparım lan. Hayırdır? Ama bu arada inşallah arkadan vurulmam. Çünkü eksi 50 olmuş bunda. Hasarımızı iyi tutalım abi. Harbiden bayağı fazla. Neyse, ben savaşımı ilan edeyim. İlerlemiyorduk. Hemen şuradan Calabria'dan ilerleyelim. Bize çıkarma atamaz diye tahmin ediyorum. Diken atması da ayrı bir şey oldu. O yüzden şuraya bir 10K atalım. Bir dur, bir ilerlemeyelim. Bak, oradan hala ilerlesin abi. Oradan ilerlemeye bir çalışsın bakalım ne yapacak. Ne yapabilecek. En azından biz buradan yavaştan yavaştan ilerleyelim. Böyle yap. Tamam bence. Lan dur, şuraya atmadın mı ordu? Abi ben oraya attım ya. Of. Ha, var ya, bir daha bizi uğraştırıyorsun ya. O 700 ordu olmuş. Hemen ordu bas tekrardan. Güzel. En azından fazla fazla ordu basabiliyoruz. Böyle başkent biraz fazla ordu istedim. Şöyle. Orayı aldı, biz geri aldık mesela. 14K bizim de mi?
Oğlum benim ordum niye böyle yukarıya çıktı? Ben yanlış yere gönderdim demek ki. Tamam. En azından çok da sorun yaratmadı en azından yani. Şimdi... Aa biz bu arada bayağı güçlü bir devlet olduk. Evet buradan da artık ilerleyebiliriz. Zaten adamın bir toprağı kalmadı. Ne askeri kaldı ne toprağı derken varmış. Yine bunun bir yerlerde toprağı çıktı. Kim bilir nerede? Nerede olabilir? Napoli olsam nerede toprağım olurdu? Napoli olsam Napoli. Nerede olurdu toprağım? Nerede olurdu? Abi bu adamın toprağı nerede lan? Allah Allah. Neyse. Bakalım alabiliyor muyuz daha? Yani 7. O hepsini aldık. Gayet güzel. Şimdi ordularımızı ben geri bir toplamak istiyorum. Bakalım 54K'lık ordudan kaç K kaldı? 64K. Ulan artıyor ya. Giderek artıyor abi, ben onu anlamadım. Evet dostlar. Yani oyun bir anda crash verdi. O yüzden de bir şey de yapamadım. Yani zaten gördünüz siz de bir anda siyah ekran oldu. Ve her şey gitti. Norveç'ten aldığımız toprak. Palya. Her yer gitti. Portekiz. Oo baya kötü. Yok abi yok. Osmanlı bile yaşıyor. Yok abi. Ya ben bu seriyi bitireceğim. Moralim bozuldu ya. Neyse o zaman bir sezon ay bir şeyin daha sonuna geldik. Moralim bozuldu abi ya. Ne güzel çekiyordum sarıyordu da. Ben bir daha hayatta uğraşmam yani almakla. Yeni bir seriye başlayacağız o zaman. Bir dahaki bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz, bay bay.